Merhaba çiçek dostlarım, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu güzellik açmışım fark ettim. Şöyle bununla videomu açmak istedim arkadaşlar. Şöyle bakın çok güzel yeşil aralarında şöyle desenli harika bir tür. Bilmiyordum bunun çiçeğinin rengini unutabiliyorum. Alıyorum ama ayırıyorum kendimi olmayan türlerden. Şöyle şuna zaten bayılıyorum arkadaşlar. Çok isteyen arkadaşlar var. İnşallah şöyle fazla böyle dalları budakları büyürse bundan üretim yapmak istiyorum. Şöyle hepinizde olsun tabii ki. Şöyle çok güzel bir tür bu da. Şöyle bakın. Bundan da yok arkadaşlar. Bundan da soran arkadaşlar var. Bu da yağlı kırmızı. Şöyle. Hepsi çok güzel oldu. Esma hoşta susmuyor tabii ki. Bu da açacak bakalım. Ne renkte onu da bilmiyorum. Herhalde sarı. O da pembe açacak. Şöyle. Bu da açmadı. Bakalım ne renk açacak. Sürpriz olacak. Şöyle arkadaşlar. Bu da sardunyam özel tür. Burada sipariş ayırdıklarım var. Bunlar da inşallah bakalım ayarlayacağız. Ödeme yapan arkadaşların kargolarını göndereceğim inşallah. Şöyle bunları da yere aldım. Kargo hazırlığı yaptım masada. Bunlar 150'lik arkadaşlar. Aglonema. Şunlar 300 TL'lik. Şöyle zeytin dalı doğa çiçekleri. Şunlar ayırdıklarım. İnşallah bu hafta içi de gidecek bunlar. Şöyle ayırdıklarım var. Şöyle bakın. Bir masa dolusu yine mutlulukla geldim. Her zamanki gibi. Şöyle kargo hazırlıkları yaptım arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle şuradan başlayalım. Zarife Hanım'a gidecek arkadaşlar. Şöyle babaannesi çok istemiş kırmızı yapraklı. Aglonema elimde de yok. Bulamıyorum. Ben bunu kendim almıştım. Kendisi çok hastaymış. O yüzden ben de çiçeğime kıydım göndereceğim inşallah. Böyle en azından mutlu olsun. Bir tane de böyle pembe yapraklı olandan bu şekilde bunu istedi. Anneciğim sar mısın? Tamam, içeri geç geliyorum ben. Hı. Tamam. Zarife Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah babaannesi de büyütsün. İnşallah mutlu olur bu çiçekleri görünce. İnşallah da sağlığına kavuşur. Acil şifalar diliyorum burada. Burada da arkadaşlar şöyle göstereyim. Beyza Nur Hanım'ın. Geçen hafta da almışlardı. Memnun kaldılar. Tekrar sipariş vermek istedi. Şöyle Erzurum'a gidecek inşallah. Yurt içi ile anlaşmam var arkadaşlar. Yani çok uzak olsa bile ne Türkiye'nin her yerine kargo yapıyorum. Yani sadece Türkiye içinde yani her yere kargo yapabiliyorum. En geç 2 günde elinize ulaşıyor. Mesela Erzurum'a bugün veriyorum. Çarşamba inşallah ellerine ulaşacak. Şöyle millileri var. Aglonema'sı var. Dua çiçeği var. Şöyle sardunyaları var. Bunları inşallah göndereceğim. Beyza Nur Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Tamam aşkım. Şöyle burada da dur anne. Evet. Evet çok akıllısın. Burada da Nihal arkadaşımızın şöyle kargoları var. Şöyle aglonema'sı var. Şöyle atlası var. 2 tane de paskalyası var. Bu turuncu, bu da beyaz. Şöyle bunları çelikten ekmiştim. Bir tane de şöyle dal episke istemişti. Bakın arkadaşlar çok güzel bebek verdi. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Kestiğim yerden. Şöyle dalları atmıyorum. Telefon yine yapacağını yapıyor maalesef. Şöyle göstereyim. Bir tane kök güçlendirici var.
istedi. Tamam. Bu niye marka yapıyor? Nihal'cim sen de sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüt. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Ayşe Hanım'ın siparişi. Şöyle bir tane zeytin dallı doğa çiçeği almak istedi. Gerçekten arkadaşlar çok güzel bir tür. Biliyorsunuz her doğa çiçeği var. Almak istemiyorum. Çünkü gerçekten hani kayıplar yaşıyoruz. Yapraklarında sıkıntı oluyor. İşte sararıyor, ölüyor falan. Ama bu türden hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hiçbir şikayet almadım. Gerçekten çok güzel bir tür. Kök ayrımı yaptığım... Anne bizim bacımız oldu. Evet, kök ayrımı yaptığımda bile yani hiçbir sıkıntı olmuyor. Hiçbir kayıp yaşamıyorum arkadaşlar. Öyle diyeyim. Böyle Ayşe Hanım'a göndereceğim. Ayşe Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da şu Hüda Hanım'ın siparişi. Şöyle bu türden agronom almak istedi. Ne bitmiyor anne? Çiçek aşkım. Anne, merhaba arkadaşlar. Ben akıllı kızım. Şu Hüda Hanım da. Anne ben susuyum değil mi? Sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Çok susuyum anne değil mi? Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Anne bak şuraya şunu. Tamam, hiç susmuyorsun ama. Hiç susmuyorsun. Ama anne ben akıllı kızdan olabilirim. Ne? Akıllı kızdan olabilirim. Akıllısın ama niye susmuyorsun? Sadece çiçek. Burada da Gülsüm ablacığımın siparişleri var. Şöyle aglonema'sı var, kivi. Şöyle mara. Tamam. Şöyle devam edelim. Şöyle aglonema'sı var. Tamam anneciğim. Şöyle aglonema'ları var arkadaşlar. Bu şekilde şöyle karıştırdım ben. Adresi hem buradaymış. Böyle bunlar Gülsüm ablacığıma gidecek. Gülsüm ablacığım sen de sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüt. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Çiğne zarar vereceğim. Çiğne zarar vereceğim. Hadi geç bakalım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Nerede? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah'ım ya. Çok teşekkür ederim anneciğim. Bunlar da arkadaşlar. Çok teşekkür ederim anneciğim. Tamam. Esma, sen buraya başka çiçekler getirip koymuşsun. Ha? Hı. Şöyle. Bunlar da arkadaşlar Fatocan arkadaşıma gidecek inşallah. Şöyle Gaziantep'e gidecek. Şöyle maculatası var. Kocaman bir aglonema'sı var. Şöyle kivisi var aglonema. Şöyle siyah samiyası var. Bunu bu şekilde göndereceğim. Kendisi eksin. Şöyle begonyası var. Bir tane gül sardunyası var. Aglonema'sı bu değil herhalde. Esma, sen burayı karıştırdın mı? Ne? Gel, al bunu. Tut. Bunu yerine koy, tamam mı? Hadi bakalım. Şöyle millisi var. Şöyle iki tane Tayland millisi var arkadaşlar. Özel tür. Şöyle şu yoğurtlu. Şu da katlı açan. Özel tür. Çok koydum. Tamam. Şöyle bir tane fırfırlı sardunyası var arkadaşlar. Bu şekilde bunları inşallah göndereceğim. Şöyle. Fatocan arkadaşım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Esma Gül'le video çekmek gerçekten çok zor. Her şeyi karıştırmış burada çiçekleri. Şöyle şunu da koyayım da. Burada da arkadaşlar saniye. Şöyle Serpil ablacığımın siparişleri var arkadaşlar. Şöyle sardunyası var. Şu sihirbaz sardunyası. Şöyle episkiyaları var. Çok seviyor kendisi episkiyaları. Şöyle bardak menekşesi var. Bundan istedi, bunu göndereceğim. Efendim anne. Ben onu koyayım. Tamam. Karıştırdın ama bak, hepsini karıştırdın Esma Gül. Vallahi aklımda olmasa karışık gidecek hepsi. Şimdi sorayım mı? Şimdi şey sorayım anne. Sor. Bak. Çiçekler yine geçmişsinler? Çünkü burada iş yapıyorum. Sen mi iş yapıyorsun? Anne. Şöyle Serpil ablacığım sen de sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüt. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum.
Burada da arkadaşlar Seyim ablacığımın siparişleri var. Şöyle iki tane Diffenbachyası var. Şöyle begonya istedi. Şöyle kök güçlendirici istedi. Fiskiyası var. Agronemosu var. Bunları inşallah göndereceğim. Tamam. Seyim ablacığım sen de sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüt. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Tamam, hepsi senin olsun. Evet. Tamam, burası senin. Tamam. Zor çekti. Ben burada çay yapıyorum tamam. Tezgahına su şöyle verelim. Bakın arkadaşlar, bunların güzelliğine. Ama bunlar annem niye koyuyor? Bunlar durdukça büyüyorlar. Çok güzeller. Bakın çok güzel arkadaşlar. 120 TL fiyatı. Şöyle saksı içinde. Kokuyor ama. Yeni koyalım değil mi? Evet. Dur başka yere koyalım. Bunları da arkadaşlar saksı olmadığı için bardaklara ekmiştim. Hayır başka yere koyma. Yeri burası. Yeri burası. Şöyle bakın çok güzel. Ama yerisi... Bunlar 120 arkadaşlar. Ama saksı da değil bardakta. Saksım yoktu o yüzden bardağı almıştım. Bir dakika anneciğim. Şöyle bakın güzellik yerine. Ben bunu yere koyarım. Bakın yeni yeni yapraklar vermeye başladı. 50'lik de var. Şöyle göstereceğim. Şöyle bakın. Bu şekilde bardaklara ekmiştim. Kök güçlendirici de verdim. Gerçekten çok güzel. Faydasını gördüm. Ben akıllı kızım. Ben yalnız değilim. Akıllı kızım. Evet çok akıllısın. Çok. Evet ben de yalnız değilim. Şöyle bakın. Bak, kırıla kırıla şöyle açılıyor yaprakları arkadaşlar. Çok güzel. Bunlar 50 TL. Hani böyle küçük isteyen arkadaşlar da oluyor. Onlar için böyle ayırdım. Şurada kök güçlendirici. Şu şekilde soran arkadaşlar oluyor. Bu şekilde 1 litre arkadaşlar. 150. Sen makas mı yaptın? Sen makas malzemeleri mi yaptın? Yok yapmadım. Malzemelere makas yapabilirsin. Şöyle arkadaşlar. Bu da solucan gübresi. Bu da aynı şekilde. 150 TL fiyatı. Evet. Solucan gübresinin rengi bu şekilde. Evet solucan gübresi. Bu da solucan gübresi var. Bu da siyah. Bu da solucan gübresi. Tamam bunlar 150 adet fiyatı. Şöyle düşünürseniz solucan bunun fiyatı 80 TL arkadaşlar. Bu da solucan gübresi var. Bu boyutta. Evet bu da solucan gübresi. Dur tutayım anne. Tamam koy bakalım. Burada da şöyle şurada da ne? Burada kola ne? Tamam. Nerede suyu var? Kola. Tamam. Bitmedi. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Aglonema var elinde. Bakın yine. Bak çubuk gözüme girecek ama yapma. Tamam. Şu yeni yaprak vermeye başladı. Görüyorsunuz halimi Esma Gül'le. Anne bir şey söyleyeyim mi? Dişin niye çürük? Çürük değil. Çok güzel kokuyor bilekliğini. Tamam aşkım. Faydalısı bu ama. Şöyle aglonemalar var arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle videoda çekemiyorum maalesef. Bu. Tamam. Teyzelerin onlar senin. Benim de ablalarım da yani dil alışkanlığı arkadaşlar gerçekten. Diyoruz. Şöyle pembe. Ayağımı mı dokunmuşsun? Ayakkabı. Bunlar pembe arkadaşlar. Çok güzel boyutta. Bunların fiyatı 100 TL az kaldı elimde de. Şöyle bakın çok güzeller. Çünkü bunlar çok dolgun gelmişti bana. Böyle bu şekilde kök ayrımı yapmıştım köklü. Bunlar 100 TL fiyatı. Başka bir şey yok. Sardunyalarım var. Anne bu çiçek benim için bu. Tamam. Tamam. Ne yapayım? Şöyle bakın. Bunlar da 100 TL fiyatı. Dur çeşitli zarar alacağım. Anne. Kim? Ben mi sen mi? Şöyle. Sen. Esma Gül nasıl video çektim bugün anlamadım ya. En kötü video herhalde bugün. Çekilsene ya. Teyzeler hiç birisi beğenmeyecek biliyor musun? Anne bak. Şöyle. Anne. Bu da çok güzel açtı. Bak benle. Ben hı. Bir çiçekleri kulağını alarsak orada benim bir şey yapmayacaksın. Hı. Sonra teyze bunları alacak, seçecek. Tamam mı? Tamam.
Ne dedim ben de anlamadım. Onlar nasıl anlayacak şimdi senin dilinden? Şöyle bakın arkadaşlar, çok güzel. Ben soruyorum işte. Harika. Çiçeğini de açtı. Maşallah kızıma. Şöyle bakın. Her yerinden kol atmış. Artık satılmazsa bana kalacak. Şöyle. Buraya da çok yakıştı. Çok da güzel renklendi balkonda. Balkonum kapalı. Şöyle bunlar da benim çiçeklerim. Sukulentlerim var. Bunları da hiç göstermiyorum videolarda. Şöyle göstereyim. Şu da çok güzel arkadaşlar. Bu da kar yağdı çiçeği. Şu şekilde. Şurada begonyalarım var. Onlar da toparlanacak inşallah. Şöyle bakın. Şurada da sukulentlerim var. Ama köyde daha güzel oluyor sukulentlerim. Maalesef burada renk almıyor, çoğalmıyor çok. Şöyle renk açılmaları olmuş. Bakın daha güzel renklenmesi gerekiyor aslında bunların. Çünkü ne kadar ışık da vursa artık camlar siyah olduğu için güzel burada renklenmiş. Çünkü aynıyum türleri direkt güneşi sevmiyor. Yanıyor yaprakları. Tam aynıyuma göre bu sırası. Burası. Şöyle. Burada da sardunyam var. Sakız sardunyam var. Şöyle çınar begonyası. Şöyle aynıyum türlerini çok seviyorum. Bunlar özel tür almıştım kendime. Burada tertemiz oldu. Evet anneciğim. Şöyle kohleralarım var arkadaşlar. Şöyle. Parlıyor ama benim gibi dediğim parlıyor çocuklar bak. Sinir parlıyor benim de. Şurada da kendime ayırdım. Bakalım. Burada da bir kabuğumuzu var. Bu da güzel gelişiyor. Ay bunu okuyacağım. Altına bir tane bir kap koymam lazım. Fitilli yapmıştım. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Fitilli sulama. Şöyle örgü ipi. Alttan çıkarıp hani saksıya çiçeği geçirdiğimiz zaman tabii ipin bir kısmı da içinde kalıyor bu iç kısımda. Böyle bir altına bir şu şekilde bir kap koyduğunuz zaman oradan suyunu emiyor, sulamıyorsunuz. Anne bir şey görmedi. Esma Gül ne konuştuğumu bile anlamıyorum biliyor musun? Ne? Şurada çiçeği geçti artık. Ama buradan bir şey söyleyeyim mi? Ne soracağım bak böyle yaparsan teyzeler seni sevmez. Benim kafam şişti yani. He tamam. Onun da kafası şişmiştir. Tamam. Bak bir şey sorayım mı? Söyle. Bak ben çiçekleri daha önce alıyorken alma gereken seçecek. Bu mu seçecek? Ne? Bu mu? Tamam onları zaten aldılar. Aldılar tabii. Evet. Niye alıyorlar? Anlamadım. Şöyle bunları da göstereyim arkadaşlar. Bu güzellikleri maşallah. Bakın içinden tekrar bir çiçek veriyor. Bunlar katlı açıyor arkadaşlar. Şöyle. Bu satışta bu yüzde bunun fiyatı. Bundan isteyen arkadaşlar varsa elimde var. 150'ye var. 130'a var. O şekilde fiyatlandırdım. Şu 150 mesela arkadaşlar bu boyut. Şöyle satışta. Şöyle elimde çok milli kalmadı. Sen yaprağı mı kopardın? Hayır. Ne yaptın? Düştün mü çiçek? Aşk olsun İsmail. Niye böyle yapıyorsun? Beni üzüyorsun. Bu güzellikler de açtı arkadaşlar. Ama satışta değil. Bakın. Tamam. İnşallah köye götürdüm. Çelik olarak ektim. Onlar köklendiği zaman inşallah satışta olacak. Tamam. Şöyle bu var. Maranta 150'lik. Şu var arkadaşlar. Şöyle kocaman boyutta. 200. Şöyle şunlar var. Az önce gösterdiğim şöyle ebruli minyatür olanlardan. Şöyle 130. Alıyorum. 130 TL arkadaşlar. Şöyle bunlar var. Bakın. Bunları da şöyle pembe bunlar. Bunlar 50 TL fiyatı. Efendim. Gözlerini kapat. Paskalya. Dadam.
Ay, teşekkür ederim. Artık anneye söz verdim. Ne sözü? Söz verdim. Şöyle bakın. Bunu da asma saksıya almam gerekiyor artık. Şöyle anne, çok güzel oldu. Anneye bak, yumurtadan yüzük çıkmış. Hı? Karizde şeker çıktı. Hı-hı. Sen şeker diyorsun, şeker. Şeker demeye almış bir şey yok. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük videom, bilmiyorum çekmediğim bir çiçek kaldı mı? Bazen unutabiliyorum. Şöyle bakalım tekrardan. Başka yok arkadaşlar. Dediğim gibi şu dua çiçeklerinden isteyen arkadaşlar varsa elimde şu anlık var. Bir tane de kök ayrımı yapacağım. Şurada daha yapmadım. Bunlar satıldıktan sonra bir tanesini Zehra ablacığım istedi. Ödemesini yaptı zaten, ona göndereceğim. Onu da yarın gönderirim. Böyle bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kaç ya? Ben bilmiyorum.